Çocuklarımızı bazen ödüllendiririz, bazen de cezalandırırız. Bunlar doğru mudur? İkincisi, aklıma gelmişken hocam, bilmiyorum sizin varsa bu arada Doğru canım, buyurun. sorabilirsiniz. İkincisi, şimdi X, Z kuşağı diye bir şey var. Çocuklarımız Z kuşağı ve bunlar, bu tabii ki anne karnında başlıyorlarmış bildiğim kadarıyla. İşte televizyona, Dijital dijital dünyaya. Ve telefonu bile eline aldığında çocuk, 1 yaşındaki çocuk bile oynuyor. Asosyal de oluyorlar. Şimdi bunlardan biz nasıl koruyacağız çocuklarımızı? Anne baba olarak çok neler güzel, çok güzel yapacağız? sorular. Hızla iki şekilde Aynen, bir de toparlayayım. şunu Bir, söyleyeyim hocam. buyurun lütfen. Ondan sonra arka arkaya sizi Buyurun, bölmeyeyim. Bir de estağfurullah. biliyorsunuz artık dizilerde anneler babalar işte burada çok dikkat etmeliler. Oturup bir odada anne, bir odada baba dizi izliyor. Çocuk içeride ne yapıyor bilgisayarında, kimsenin haberi Evet. olmuyor. Yani bunun içinde öneriniz ne olacak, onu da çok merak ediyorum. Tamam. Yani artık eskiden olduğu gibi aile yemekleri Evet. maalesef yok. Oysa aile yemek, sondan başlayalım. Tamam. Aile yemekleri bir aile yapısının omurgasıdır. Evet. Ve klinik araştırmalar var. Haftada 5 kez aile yemeğine hep birlikte akşam tüm aile bireylerinin katıldığı ve birlikte akşam yemeği yendiğinde çocuğun IQ düzeyinde artış sağlandığını ortaya koyan Süper. klinik çalışmalar var. Neden? Zira çocuk bir annesiyle babasıyla beraber bugün okulda ne oldu? Ahmet bana şöyle yaptı, Ayşe bana böyle yaptı. Peki sen şunu nasıl geçirdin? Gibi bir iletişimle beraber duygusal ve düşünsel paylaşım imkanı buluyor. Doğru. O sırada da lakin önerimiz hiçbir şekilde aile bireyleri masaya oturduğunda telefonlar uzakta. Evet, Masada kesinlikle. olmuyor. Kesinlikle. Bu arkadan şöyle Evet, toparlayarak sondan gelelim. başa doğru. Diğer yandan ödül ve ceza konusu tercihen her zaman için ödül iyi bir yöntemdir. Evladımız bir söylediğimiz bir şeyi kendi yapması gerekli olan bir görevi iyi yerine getirdiğinde ödül iyi bir yöntemdir. Lakin ödül objesi olarak neyi seçiyoruz? Niye? Şimdi çocuğumuza hadi bakalım odanı topla. Süper topladın odanı. O zaman gel bakalım bugün seninle birlikte dışarıda şöyle bir aktiviteye gideceğiz. Şimdi birbiriyle anlamlı olmalı. Ve emin olunuz çocuklarımızın en çok istedikleri ödül ne biliyor musunuz? Değerli anne babalar ne olur duysunlar. Çocuğumuzun en çok Peki. ihtiyaç duyduğu ödül annesinin babasının yanına gelip aferin benim evladıma. Aferin benim kızıma. Babası biliyor musun? Bizim çocuğumuz bak ne kadar da güzel yaptı. Budur ya bu kadar basit. Ve Kolaymış hocam. bu kadar basit aslında. Hiç bunları çok böyle büyütmeye de gerek yok. Ve sorumlulukları gereği evet ya evladımız böyle güzel bir şekilde hadi bakalım sen odanı topla gel ben de sana yardım edeyim. Bak bir yandan da yönlendirmeci yani guidance dediği Amerika'nın rehberlik ederek yanında bulunup bak ben şimdi şurada çorapları topluyorum sen de kitaplarını topla bakalım gibi nazik bir yönlendirme yanında yer alma Emir evladı eki yok. harekete geçirecektir. Ardından da kocaman bir aferinleme mis. Ceza için ise ceza önemli. Çok tercih edilen bir yöntem olmamalı çocuk eğitiminde. Lakin eğer ki hani cezaya başvuracağımız bir durum olduğunda da 2 nokta çok önemli. Bir, hemen ve anında. 2, dozunda. Uzunluğu. Yani çocuğumuz şunu şöyle almış, düşürmüş. Ya yanlışlıkla yapmış yani. Şimdi bunu da iyi bir belirlemek lazım. Yani bir hata da olabilir. Evet. Ve evlat bundan zaten böyle bir üzüntü, kaygı şey duyuyorsa çok üzerine de gitmemek lazım. Hatta çocuğumuzu orada yüreklendirmek lazım. Lakin yapması gerekli olan bir sorumluluğu unuttuğu zaman cezaya başvuracaksak da bunu dediğim üzere hani evladın yaş grubuyla da beraber onun kendi ihtiyaçlarını çok da o kadar zora sokmayacak bir cezayı seçmek doğru olacaktır. Peki Dijital hocam. toksikasyona Evet, geçeyim o mi? önemli çünkü bilgisayar ve telefon bağımlılığı diye bir şey var ama bu nerede başlıyor? Yani nereden itibaren ailenin artık alarma geçmesi lazım? Çünkü bu devirde yani cep telefonu ve bilgisayar oynamayan bir çocuk da hayal edilemez de. Böyle bir şey de mümkün değil. Nerede tehlike başlıyor? Şöyle başlıyor. Şunu söyleyebilirim ki şimdi 2017 yılında İstanbul Gençlik Festivali'nde yaklaşık 500 bin gence bu dijital toksikasyon, beyin ve dijital oyunlar sırasında beyinde neler oluyor hepsini anlattık böyle. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde düzenlenen bir etkinlikti. Orada bunların hepsini anlattık ve orada yaptığım bütün araştırmalarda bulduğumuz şöyle bir veri vardı. Bakın dijital dünya yani elimize bir telefon aldığımızda, elimize bir tablet aldığımızda
gezindikçe gezinesimiz geliyor ya. Ha, bu beynimizde çok teknik bir data ama nükleus accumbens diye beynin içinde 4 tane çekirdekçik var. Ve o 4 çekirdekçik durmaksızın bizi onu yapmaya yönlendiriyor. Hı hı. Şimdi olayın bilimsel yönünü bu şekilde ortaya koyduktan sonrasında biliyoruz ki bir çocuğa al bakalım sen 1 saat bununla oyna, 1 saat sonra bırak. Yok böyle bir şey. Mümkün yok değil. Tabii. İmkansız. Hani çocuğumuzun o saat kavramı zaten daha henüz gelişmemiş. Hani yerleştirmesi çok zor. Orada anne babalaraysa en azından şu 3 ipucu ceplerinde yer alsın. 1. Bütün bilimsel veriler söylüyor ki ilk 3 yaş boyunca dijital dünya 0 olmalı. Hı hı. İlk 3 yaş ne cep telefonu, ne diğer sosyal medya kanalları, ne tabletler bulunmaması gerekiyor. Televizyon hariç herhalde. Kolay değil. Televizyon hariç. Psikoloji bilimi şu an bunu söylüyor. Evet. İlk 3 yaş. Ardından 3 yaşla 6 yaş arasında günlük 15 dakika anne babanın kontrolünde. Hı hı. İlkokul çağında ise ilkokul 1, 2, 3, 4'te günlük 30 dakika, o 30 dakikayı da isterse ikiye bölebilir. Yani eve gelen bir çocuğumuz okuldan geldi saat 4, akşam saat 9, 9.30'da yatana kadar 30 dakika sadece dijitalle ilgilenebilir ikiye bölerek. Ortaokul çocuklarımız için ise bu süre 1 saat olarak tanımlanıyor. Yani 5, 6, 7 ve 8. sınıfta... Hocanın eli biraz sıkı. Hocam tokat süreler bunlar. Hani mecbur bu söylediklerin hiçbirisi kimlik evet. görüşlerim değil. Bilimsel pratikte çok zor çünkü de ondan. Pratikte neden zor? Hemen oradan da bağlayarak belki sohbeti toparlamak mümkün olacaktır. Zira bizim de işimize geliyor. Doğru. Bak, doğru. Anne babalar olarak itiraf edelim. Anne babalar olarak günün zaten bir sürü yorgunluğu. Stresi var. Evet. Patron öyle dedi, iş arkadaşlarıyla şu sorun oldu, o oldu, bu oldu. Kafa böyle bir dursun istiyoruz ya. Ne kadar kolay çocuğumuza al eline bir tane bir tablet, geç şuraya dur. Oo, i̇şte biraz önce dediğim gibi. 2 saat boyunca geziyor ya çocuğumuz. Hmm. Biz de o sırada oh rahat bir şekilde. İşte çok yanlış. Doğru. Lakin çocuğumu bir karar vereceğiz. Bakın bir karar vereceğiz. Hı hı. Çocuğumuzu kendi yaşam deneyimlerimizle biz mi yetiştireceğiz? Evet. Yoksa izlemesine izin verdiğimiz kanallar ve oyunlar mı?